Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizle beraber CSS'i kullanmayı göreceğiz. CSS'in 3 farklı kullanım çeşidi bulunuyor. Biz bunları yeri geldiği zaman kullanacağız. Şimdi isterseniz ne yapalım? Burada bir tane doküman açalım arkadaşlar. Bir using.html şeklinde. Şimdi burada normal HTML sayfamızı oluşturacağız ve daha sonra burada CSS'imizi dahil etmeye çalışacağız. Hemen burada using CSS diyelim isterseniz ve daha sonra işlemlerimize başlayalım. Şimdi diyelim ki bizim bu body'mizin içinde arkadaşlar bir tane h1'imiz var. Ve bu h1'imizin bir tane de içeriği olsun. İlk başta bunu live server açalım isterseniz. Şunları kapatalım arkadaşlar hepsini. Şöyle çekmek istiyorum. ve daha sonra işlemlerimize devam edelim. Burada bizim başlık birimiz göründü. Burada herhangi bir CSS'imiz yok. Bildiğiniz gibi biz önceki bölümümüzde bir yerde buraya style attribute koymuştuk arkadaşlar. Yani bizim ilk yöntemimiz aslında inline CSS'imiz. Biz herhangi bir elemana gelip burada CSS özelliğini kullanmak istersek biz burada style attribute'ini açıp daha sonra bu CSS'in içindeki birçok özelliği kullanabiliriz. Mesela bu özellikler zaten biz bunları göreceğiz. Bu özellikler color özelliği olabilir arkadaşlar. Biz bu color'ı örneğin red yaparsak biz burada inline CSS'i kullanmış oluyoruz. Yani h e diyoruz ki senin artık rengin kırmızı demiş oluyoruz. Yenileyelim isterseniz. Yenilediğimiz zaman x stilimizi verdiğimizi görebiliyorsunuz. Bizim buradaki h rengimiz kırmızı olmuş oldu. Peki Burada başka bir H1 açsam arkadaşlar ben başlık iki şeklinde. Fark ettiyseniz buradaki kırmızı buraya gelmedi. Yani inline CSS sadece bizim oradaki elemanımızı etkiliyor. Bu bizim birinci kullanım yöntemimiz. Biz bu yöntemi en az kullanacağız. Biz genellikle birazdan göstereceğim yöntemleri kullanmaya çalışacağız. Şimdi bu yöntemi burada gösterdikten sonra bunu bir yorum almak istiyorum ilk olarak ve devam etmek istiyorum. Mesela burada başlık bir diyelim tekrardan. Tek bir başlığımız olsun. İkinci kullanım yöntemimiz de bizim buradaki head'in içine style etiketleri arasında CSS'imizi yazmak olacak. Burada bizim CSS'i kullanmamız için ilk başta selector oluşturmamız gerekiyor. Selector nedir? Seçici anlamına geliyor. Yani sayfamızdaki sadece navigation bardaki A etiketlerini eğer ben seçmek istersem veya sayfamızdaki tüm H1'leri seçmek istersem veya sayfamızdaki belli divleri seçmek istersem ben selectorları kullanacağım. Selectorları zamanla göreceğiz. Hem basit selectorları hem de ileri seviye selectorları göreceğiz. Ben burada CSS'in nasıl yazıldığını ilk başta göstermek istiyorum. CSS de bizim yorum satırlarımız arkadaşlar bu şekilde bırakılıyor. Yani bunun arasına yazdığımız hiçbir şey artık görünmüyor. Ve biz burada CSS'in yapısını öğrenebiliriz. CSS'te ilk başta bir tane selector oluşturacağız. Örneğin bu selector ne olabilir? Sayfadaki tüm h seç olabilir. Veya sadece navigation'ın altındaki h seç olabilir. Bu şekilde selector'ımızı yazacağız. Daha sonra burada köşeli parantezimizi bırakacağız ve burada az önce önceki bölümümüzde gördüğümüz, önceki dersimizde gördüğümüz CSS özelliğimizi yazacağız. Örneğin bu CSS özelliği color olabilir arkadaşlar. CSS özelliği diyelim. Daha sonra bu CSS özelliğimizin de burada değerini vereceğiz. Mesela biz burada color red yapmıştık. Color bir CSS özelliği ve bunun değeri de burada red olarak görünüyor burayı blue yapabiliriz, yeşil yapabiliriz vesaire. Biz burada selector'ımızı kullanarak ve daha sonra seçtiğimiz elemanlara özellik vererek web sayfalarımızı oluşturabiliyoruz. Hemen bir tane selector'ımızı burada görelim isterseniz. Biz sayfamızdaki tüm h1'leri seçmek istiyoruz. Bunun için kullanacağımız selector h1 şeklinde olacak. Bu h1 selector'ı sayfamızdaki tüm h1'lere uygulanacak selektör. Yani biz şu anda tüm selektör, tüm h1'lerimizi almış olduk. Daha sonra köşeli parantezlerimizin arasına biz bir tane CSS özelliği yani color'ı burada kullanabiliriz. Color red diyebiliriz veya bu sefer color blue diyebiliriz arkadaşlar. Ve biz burada bitirdiğimiz bir özellikten sonra hemen iki nokta üst üste değil noktalı virgül burada kullanıyoruz. Şimdi bakalım isterseniz sayfamı yeniliyorum. Ve sayfamı yenilediğim zaman burada ben h1 etiketlerini seçtiğim için arkadaşlar burada colorı yani rengi mavi olmuş oldu. Mesela bir tane daha h1'imiz olabilirdi burada. Başlık 2 şeklinde. Bunun da yine bu da bir h1 elemanı olduğu için bizim onun da rengi burada mavi olmuş oldu. Ancak biz burada sadece h1'lerimizi aldığımız için bizim örneğin burada h2 yapsak ve başlık 3 dersek bu h2'ye bu stil uygulanmayacak. Çünkü biz burada sadece h1'imizi bu şekilde çektik arkadaşlar. Bu CSS'in kullanımı mantığı bu şekilde. Mesela buradaki H1'imize başka bir özellik daha ekleyebiliriz. Bunun için yeni bir satıra iniyorum. Örneğin background ekleyebiliriz. Yani arka plan rengi ekleyebiliriz. Örneğin arka plan rengini de burada kırmızı yapmak istersem ben burada sayfamızdaki H1 elemanlarına bu CSS özelliklerinin hepsi bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da bizim ikinci kullanım yöntemimiz. Yani sayfamızın içinde style etiketleri arasında bir CSS'lerimizi yazabiliriz. Üçüncü yöntemimiz de bizim CSS'lerimizi başka bir dosyada oluşturup daha sonra bu sayfaya dahil etmek olacak. Bunun için arkadaşlarım hemen bir tane CSS dosyası oluşturmak istiyorum. Burada new file diyeceğim. Ve burada style.css yani uzantısı CSS olacak. Burada CSS dosyamı oluşturabilirim. Şimdi biz burada style'ımızı bu şekilde kullanmıştık. Bunu bir yorum alalım isterseniz. Ve ben CSS özelliklerimi burada yazabilirim diyeceğim ki hb'leri seç hb'lerimizin kalırı red olsun diyeceğim. Sadece tek bir selector koyuyorum sadece kullanımını göstermek için. Daha sonra bu style.css'i biz HTML sayfamızda kullanmak için arkadaşlar buraya geleceğiz ve bu style.css'e bir tane link vereceğiz. Link yazıp taba basarsanız burada style sheet şeklinde bir kısım göreceksiniz ve burada href kısmına siz bu style.css'i verirseniz buradaki tüm özellikler bizim bu sayfamızda yer alacak. Bizim şu anda kendi klasörümüzde olduğu için style.css biz burada style.css'i bu şekilde dahil edebiliriz. Bunu dahil ettikten sonra fark ettiyseniz bizim burada yazdığımız color red özelliği buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Ve biz bu dışarıdan dahil ettiğimiz bir CSS dosyasıyla da CSS geliştirebiliyoruz. Genellikle burada bu CSS dosyalarını biz ayrı bir klasör altına alırız. Örneğin CSS şeklinde ve daha sonra bu style.css'i buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Move diyerek. Tabi artık bizim burada yolumuzu değiştirmemiz gerekiyor. CSS'in altındaki style.css'i bu şekilde almamız gerekiyor ve tekrardan stillerimizin buraya geldiğini görebiliyoruz. Bu da bizim üçüncü yöntemimiz. Başka bir klasördeki dosyamızı bu şekilde dahil ederek biz CSS'imizi ayrı bir dosyada da yazabiliyoruz arkadaşlar.